geçen sezonki performansının çok gerisinde olan bir Eto olarak yorumlasak da 9 puan kazandıran bir Eto var. Şimdi ben şöyle bakıyorum Eto olayına. Eto Antalya Spor için müthiş bir kazanç. Bu kadar büyük bir kariyerin üzerine Antalya'ya geldi. Katılıyorum, Gültekin Gencer'in burada büyük bir katkısı var gelmesinde. Ne kadar dediğiniz gibi hepimiz eleştiriyoruz ama Antalya Spor'a en büyük katkısı bu oldu. Ya şöyle düşünün. Bu adam geliyor. Şu ana kadar kaldırmadığı kupa bir dünya kupası vardır. Evet. Onun haricindeki bütün kupalarda kaldırdı. O şeyini, istek ve arzusunu, futbola olan aşkını kaybetmemiş. Ve Antalya şehrinde de hakikaten onu buldu. Ben her zaman yazılarımda, hocam da aynı fikirde benden. Gitsin, işte yeter artık, işte Eto olmasa da olur. Evet. Hayır arkadaş. Hayır. Bu kadar, bundan iki kat daha fazla para verseniz bile böyle bir değeri Antalya'ya kazandıramazsınız. Kimsenin hakkı yok. Yani Eto'nun işte gitsin de şöyle böyle. Kesinlikle Eto'nun kalması hem futbol adına büyük bir kazanç, hem Antalya şehrinin tanıtımı açısından çok büyük hata. Parayla pulla yapılacak bir olay değil zaten. Ve golden sonraki sevincini gördünüz. Ve 90. artı 93'te attığı gol, bu ne kadar hazır olduğunu, ne kadar kondisyonun iyi olduğunu gösteriyor. Geçen sene 28 maç, evet, 8 gol. Önemli bir istatistik. Çünkü kanat adamları, ucum hattına destek oyuncularının 8 gol ve üzerinde atmaları, bu bir büyük takım şeyidir, standartıdır. Evet. Yani 3 büyüklerde şampiyonlu oynayacak bir takımın oyuncusu standartlarını yakalama eğilimindedir, yakalama çerçevesindedir. El Kabir de Gençler Birliği'nde geçen sene 28 maçta 8 golü var. Biraz disiplin konusunda onunla ilgili Gençler Birliği'nde sıkıntılar vardı. Öyle söyleniyordu. Ama orada tabii ki en popüler oyuncu oydu. Evet. Burada Eto gibi yine yıldız oyuncuların olduğu bir kadroya gelecek. Bir de yaş olarak da biraz daha olgunlaştığını varsayarsak 29. Japonya'dan kötü bir serüvenden de geliyor buraya. Biraz daha akıllanmış halde geri dönmüş olabilir. Akıllanmış halde ben Antalya Spor'a eğer yetenekleriyle çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bir de Antalya Spor gerçekten hedefli bir takım olacaksa, şimdi Danilo'ya bakıyoruz, sezonda 2-3 golü geçmeyen bir skor etkisi adama çok az. Yok. Serdar Özkan bu sezonda da yok. Evet. Yani geçen sene o nedenle kanatta bir oyuncunun böyle yılda 8 gol atabilecek bir oyuncu, Antalya Spor'un hedeflerini de yükseltecek bir oyuncu demektir. Zaten Ferda Ramanlı daha önce görevi almıştı ve başarılı bir dönem geçirdi. Adnan Güley'in zaten geçmişine bakarsanız Antalya Spor'a müthiş katkısı olan bir insan. 2 tane şampiyonluk yaşamış, takım kaptanlığı yapmış. Zaten dışarıda kalması yanlıştı. Antalya Spor yönetimini tebrik ediyorum. Adnan'a sahip çıktılar, Adnan Gülek'e. Adnan Gülek de mütevazı bir şekilde bu görevi kabul etti. Ve şu anda benimseyerek çalışıyor. Ben kendim yaşıyorum. Biz takım organizasyonları yapıyoruz ajent olarak. Ve maçlarda Adnan Gülek'e her maçta, yani önemli maçlarda takip edilmesi gereken futbolcuların olduğu maçlarda Adnan Gülek ve Ferda'yı görüyorum. Bu çok güzel bir şey. Ve Antalyalı olması da, bu şehrin insanı olması da mutlaka katkı sağlayacaktır. Çünkü devamlı burada yaşayan bir insan. Yaptığı güzel şeyler onu da onurlandıracaktır. Sanıyorum. Önemli olan, ben de şunu düşünüyorum. Önemli olan tabii ki illaki çalışacaklar. Önemli isimler, o Porto'dan gelen Afonso, Ferda Ramanlı, Adnan Gülek tabii önemli, ama önemli olan onların getireceği raporların çok ciddiye alınması, onların raporuna göre de transferin yapılması. Bunları biz de kamuoyu olarak biz de bunun takipçisi olacağız. Yani sizler, bizler takipçisi olacağız, evet, ki takipçisi olursak
yapılan şeylerin iyi şeyler olursa sonuca destekleme. Ulaştırma açısından önemli tabii bunlar. Yani.